Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresi 163-170. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. İnna evhayna ileyke, ey peygamber, biz sana vahyettik. Kema evhayna ila Nuh, Nuh'a vahyettiğimiz gibi, ve nebiyyine min ba'dihi, ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi. Burada ilk muhatap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evhayna ileyke derken biz sana vahyettik. Bunun muhatabı Peygamber Efendimiz. Ve daha önce Nuh'a ve diğer peygamberlere vahyettiğimiz gibi. Yani ilk defa kendisine peygamberlik gelen Peygamber Efendimiz değil. Mâ küntü bid'an minel rusul. Ey peygamber, onlara de ki diyor. Ben ilk defa peygamberlik iddiasında bulunan biri değilim. Daha önceki dönemlerde de peygamberler geldi. Allah'ın dinini anlattılar. Vahiy, Allah-u Teala'nın peygamberlerle özel konuşması. Kur'an-ı Kerim'deki vahiy kelimelerini incelediğimizde gizli, süratli bir ifade, işaretlerle ifade gibi o anlamda da, kelime anlamıyla da kullanılmış. Ve Allah-u Teala'nın peygamber olmayanlara da bir nevi vahyinden ayetlerde bahis var. Allah-u Teala'nın arıya vahyetmesi, Musa'nın anasına vahyetmesi, havarilere vahyetmesi, meleklere vahide bulunması gibi vahiy kelimesinin peygamber dışındaki başka varlıklar içinde kullanıldığını görmekteyiz. Bu anlamda ilahi vahiy dediğimizde Allah-u Teala'nın mahlukatıyla konuşması. Ama bunun en üst mertebesi peygamberlerle konuşması. Ve biz mutlak anlamda vahiy kelimesini kullandığımızda bunu anlarız ve bu böyle de anlaşılır. Dolayısıyla günümüzde bazılarının tutup da bana vahiy geliyor demesi, ilham anlamında bunları söylemelere uygun değildir. İlham olabilir, bunu reddetmiyoruz. Ama peygambere gelen vahiy türünden bir vahiy artık gelmeyecektir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir. La nebiyye ba'de, ondan sonra peygamber yoktur. Ancak ilham kapısı açıktır. Bir takım seçkin zatlar taraf-ı ilahiden ilhama mazhar olabilirler. Allah'ın veli kulları bazı özel bilgilere taraf-ı ilahiden mazhar kılınabilirler. Ama bu hiçbir zaman vahiy derecesinde, peygambere gelen vahiy derecesinde değildir. Ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak, ve biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakub, Yakub'a ve Esbat, Yakub'un evlatlarına, 12 evladı olduğu söyleniyor, torunlar, onlara da vahyettik. Ve İsa ve İsa'ya vahyettik. Ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman. Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a vahyettik. Ve âteynâ Davud'a Zebur'a, ve Davud'a da Zebur'u verdik. Burada Allah-u Teala bazı peygamberleri ismen zikretti. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunlarla alakalı bazı ayrıntılarda bulunmakta. Onlara nasıl vahyedildi, neler bildirildi, kısmen bilgimiz bulunmakta. Ve Davud'a Zebur'u verdi. Zebur, fıkhi hükümler ihtiva etmeyen, hikmetlerle dolu, ilahiler şeklinde söylenebilen ilahi bir kitap. Genelde bu şekilde kitaplarımızda ifade ediliyor. Ve günümüzde artık orijinali mi değil mi o kısmını bilemiyoruz. Kitab-ı Mukaddes içinde Zebur yer almakta. Ve rusulen gad kasasnahum aleyke min qabl, ve başka peygamberler de var. Daha önce bunların kıssasını biz sana anlatmıştık. Ve rusulen lem naksusum aleyke, ve bir takım başka rasuller var. Allah onlara da vahyetti ama biz onların kıssasını sana anlatmadık. Yani burada şunu görüyoruz. Demek ki peygamberimize kıssası anlatılmayan, peygamberimize bildirilmeyen peygamberler de var. Acaba bunların sayısı ne kadardır? Bazı rivayetlerde 124.000 denilmiş. Eğer bu rivayeti esas kabul edecek olursak 124.000 peygamber. Ama
Genelde ulema şu kanaattadır. Bu konuda belli bir sayıyla tahsis etmek değil de Allah her kavme peygamber göndermiştir. Genel çerçevede değerlendirmek daha uygun olacaktır. Kur'an-ı Kerim velikülli ümmetin rasul buyuruyor. Her ümmet için bir rasul var. Velikülli kavmin had ve her kavme yol gösteren kimseler var. Bu anlamda bütün insanlar Allah'ın kulu. Allah-u Teala bazı milletlere torpil geçip diğerlerini haşa ihmal etmiş değildir ve onlara peygamberler göndermiştir. Ve bunların sayısı ister 124 bin olsun, ister daha az veya daha çok olsun, genel anlamda söyleyebileceğimiz şudur. Allah-u Teala bütün kavimlere peygamber göndermiştir. Kendi işlerinden peygamber göndermiştir ve onlara hak ve hakikat peygamberlerin diliyle anlatılmıştır. Rusulen mübeşşirine ve münzirin ve gönderilen bu elçiler, Allah'ın vahye mazhar kılmış olduğu bu elçiler mübeşşir ve münzirdir. Yani hem müjdeleyici hem de uyarıcıdır. Allah'ın rahmetini anlatmak suretiyle, cenneti anlatmak suretiyle insanlara müjde verirler. Öte yandan Allah'ın azabı vardır, cehennem azabı vardır. Bunu hatırlatmak suretiyle de uyarıda bulunurlar. لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Ta ki peygamberlerden sonra insanların Allah katında bir hüccetleri, bir delilleri olmasın. Yani eğer Allah-u Teala uyarıcı peygamberler, müjdeleyici, uyarıcı peygamberler göndermeseydi, insanlar şöyle diyebilirlerdi. Ya Rabbi, bize mesajın gelmedi. Biz ne istediğini nereden bilelim diyebilirlerdi. Ama İnsanların böyle bir özrü olmaması için Allah-u Teala peygamberler göndermiştir ve peygamberler ilahi mesajı insanlara ulaştırmışlardır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir. La nebiyye ba'de, artık ondan sonra peygamber yoktur. Ve Peygamberimizin daveti evrenseldir, cihan şumuldur. Bütün insanları kendi devrinden başlayarak kıyamete kadar gelecek bütün insanları içine alır. Ve günümüzde Allah'ın dini İslam alimleri tarafından tebliğ ediliyor. Daha önceki dönemlerde, Peygamberimizin vefatından sonra ta günümüze kadar gelen dönemde yine Peygamberimizin getirdiği esaslar alimler tarafından, bilen kişiler tarafından tebliğ edilmiş. Ve bu noktada belki zayıf bir rivayet ama doğru bir mana, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ulema-i ümmeti ke enbiya-i beni İsrail. Yani ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. İsrailoğullarında çok peygamberler gelmiş. Hatta aynı devirde değişik yerleşim yerlerinde peygamberler bulunmuş. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecek. Peki Allah'ın dini nasıl tebliğ edilecek? Kaldı ki dünyada nüfus gittikçe artıyor. Bu durumda Allah'ın dini nasıl tebliğ edilecek? İşte İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, zamanımızdaki İslam alimleri gibi nice insanlar gelmişler ve bunlar Allah'ın dinini tebliğ etmişler. Burada ulema-i ümmeti kenbiya-i beni İsrail, bu hadisi hatırlamış oluruz. Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Malum teşbihte zayıf olan kuvvetli olana benzetilir. Yani bu alimler haşa peygamber derecesinde değildir. Ama hangi cihetten peygamber gibi? Tebliğ noktasında. Bunlar yeni bir din getirmez. Allah'ın göndermiş olduğu son dini insanların anlayacağı dille insanlara ifade ederler. Bu anlamda dünyanın her yerinde büyük alimler çıkmıştır ve günümüzde de yine bu manada Allah'ın dinini tebliğ eden kimseler bulunmaktadır. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Ve Allah azizdir, hakimdir. لَاكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِمْ Lakin Allah şehadet ediyor ki, sana indirdiğine şehadet ediyor ve onu ilmiyle indirdi. Allah onu ilme dayanarak indirdi. Allah bu noktada şehadette bulunuyor. Yani Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelam sıfatıyla alakalı. Cenab-ı Hak kelam sıfatıyla muttasıftır.
ve Allahu Teala mahlukatıyla konuşur. En üst düzeyde yarattığı insanlara muhatap olur, insanlarla da konuşur. Ama doğrudan insanlarla konuşmak değil, bir elçi içlerinden seçer, o elçi vasıtasıyla konuşur. İşte Allahu Teala peygamberimizi elçi olarak seçmiş ve onun vasıtasıyla bize mesajını bildirmiştir. Ve peygamberimize gönderilen bu kitap, Allah'ın peygamberimize indirdiği bu kitap Allah'ın ilminden gelmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman bir insanın bilgisiyle böyle bir kitabın yazılamayacağı kendini gösterir. Mesela bir insan kendi bilgisiyle yarını bilemez. Geçmişin karanlıklarını bilemez. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda görüyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaratılışı bize anlatıyor. Allah'ın arşından söz ediyor. Kıyametin kopmasından söz ediyor. İleride meydana gelecek bir takım olaylardan, gelecekle ilgili olaylardan bize haber veriyor. Belli ki bu bir beşerin ilmi, bir insan sözü değil. Allah'ın ilmiyle bunlar bildiriliyor. Peygamberimiz o noktada sadece bir mübelli, sadece arada bir elçi. Vel melâiketü yeşhedûn ve melekler de bu noktada şehadette bulunurlar. Yani melekler Kur'an'ın Allah'ın ilmiyle indiğine, Muhammed'in kendi sözü olmadığına onlar da şehadet ederler. Ve kefâ billâhi şehîde ve zaten şahit olarak Allah yeter. Yani Allah böyle demişse bu böyledir. İlla başka şahide de lüzum yoktur. Meleklerin şahit olması, en azından Cebrail aleyhisselam meleklerden Allah'tan gelen bilgiyi peygamberimize ulaştırmada elçilik yapıyor. Elbette bunun birinci şahidi Cebrail aleyhisselam oluyor. Öte yandan Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize vahiy getirirken adeta böyle bir olaya şahit olmak üzere sağında solunda bir melekler ordusu. Onlar da beraber geliyorlar ve bu şekilde onlar da bu olayın şahidi oluyorlar. Ve gayb aleminde, melekut aleminde Kur'an'ın Allah kelamı olduğu, Kur'an okunduğu zaman alemin nurlandığı melekler tarafından müşahede edilmekte ve görülmekte. İnnellezîne keferû, o kimseler ki inkar ettiler ve saddû an sebîlillâh, ve Allah'ın yolundan alıkoydular. Yani sadece kendileri inkar etmekle kalmadı. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya çalıştılar ve Allah'ın yolundan alıkoydular. Gaddallu dalalen baide, bu durumda olan kimseler son derece uzak bir şekilde hak yoldan uzaklaşmışlardır. Tamamen bir dalalete sapmışlardır. İnnellezîne keferû ve zalemû, inkar edenler ve zulme düşenler, zulmedenler, lem yekunillahu liyagfira lahum, Allah onları bağışlayacak değildir, ve la liyehdiyehum tariqa, ve onlara bir yol gösterecek değildir, illa tariqa cehennem, ancak cehenneme giden yolu onlara gösterecektir. Yani bir kısım insanlar var, küfür ve zulmü cem etmişler. Yani Allah'ı inkar ediyorlar. İman noktasında imandan nasipleri yok. İnanılması gereken bütün manevi değerleri reddediyorlar. Bir de zulüm. Günahlar işlemek suretiyle nefislerine zulmediyorlar. Başkalarının hukukunu çiğnemek suretiyle yine başkalarının hukukunu çiğnemiş oluyorlar ve bu şekilde zulmediyorlar. Bu manada her çeşidiyle zulme düşmüş olan bu kimselere Allah hidayet edecek değildir. Onlara hidayete bir yol gösterecek değildir. Ancak onlara göstereceği yol cehenneme giden bir yoldur. Yani onlar artık cehenneme doğru adeta koşar adım gitmektedirler. Halidine fiha ebede, ve bu kimseler orada daimi kalacaklardır. Ebedi olarak burada bulunacaklardır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ, ve bu Allah'a kolaydır. Yani Allah için zor diye bir şey yok. Bu Allah'a son derece kolaydır. Ya eyyühennâsum, ey insanlar, gad câekum er-resûl bil hak min rabbikum. Yani peygamber Rabbinizden size hak ile gelmiştir.
Peygamber hakkı, hak ve hakikati, gerçeği size beyan etmektedir. Burada ey insanlar denilmesi, Kur'an-ı Kerim'in muhatabı sadece belli bir kavim değil. Mesela Hazreti Nuh kavmine ey insanlar demiyor, ya kavmi diyor. Cenab-ı Hak onu anlatırken inna arsalna Nuhan ila kavmihi, biz Nuh'u kavmine gönderdik diyor. Dolayısıyla gerek Hazreti Nuh, gerekse Hazreti Musa ve daha diğer peygamberler, bunlar kendi kavimlerine gönderilmiş. Bunların hitabı ya eyyühen nas şeklinde değil, ey insanlar diye evrensel bir davet değil. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara gönderilmiştir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühen nas diye başlayan iki sure var. Birisi Nisa suresi, bir başkası Hac suresi. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ilk ya eyyühen nas ifadesi Bakara suresinde geçer. Ve Bakara suresi 3. sayfada geçen bu ifadede bütün insanlar ibadete davet edilir. Ya eyyühen nas, ubudu rabbekum. Ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz. Ve daha ilk emirde Kur'an-ı Kerim sarih olarak vermiş olduğu ilk emirde bütün insanlara hitap eder ve bütün insanları Allah'a ibadete davet eder. Bu açıdan burada da ya eyyühen nas derken bütün insanlar bu ifadenin muhatabıdır. Kur'an bütün insanlara hitap etmektedir. Peygamber size Rabbinizden hak ve hakikati getirdi. Yani peygamber kendinden bir şey getirmiyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى. O kendi hevasından bir şey söylemez. Ancak vahyedileni söyler. Din konusunda, dini meselelerde peygamberin getirmiş oldukları kendi arzusundan, kendi iradesiyle söylediği şeyler değil, vahye dayalı, vahiy ile bildirilen meselelerdir. فَاَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ. Yani kendiniz için bir hayır olarak iman ediniz. Peygamber madem hak ve hakikati getirdi, siz de iman ediniz, bu sizin hayrınıza olacaktır. Yani insan kafir olmakla ne kazanacak? Biraz düşünecek olursak, diyelim onların dediği gibi olsa, haşa Allah yok, ahiret yok, insanlar şu dünyada nasılsa var olmuşlar, bir miktar yaşayacaklar, ardından da yok olup gidecekler. Bu manada hayata baktığımızda kafir olanların hayattan bir kazancı yok. Ve küfre gitmekle, küfür yolunu tercih etmekle herhangi bir artıları yok. Görünüşte belki rahat gibi yaşayacaklar ama inançsızlıktan dolayı iç alemlerinde aslında çok ruhi sıkıntılar, bunalımlar da görecekler, duyacaklar. Ama Allah varsa, ahiret varsa, insanlar gerçekten sorumluysa bu durumda iman etmek elbette hayırlıdır. Ki var, Kur'an-ı Kerim bunu delilleriyle bize ispat ediyor. Madem biz varız, o halde Allah da var. Bir şey kendiliğinden meydana gelmeyeceğine göre yaratılmış olan her şey Allah'ı gösteriyor. İnsan bir oyuncak yapar, diyelim bir oyuncak robot yapar. Bu robotu elbette yapan var. Hiç kimse bunu reddetmez. Robotu yapan varsa elbette bu insanı yapan, robot yapan insanı yapan ilahi bir kudret olacaktır. Diyelim bazı insanlarımız gözlük kullanıyor ve o gözlük bir ustayı gerektiriyor. Elbette gözlüğü yapan usta varsa insana gözü veren bir usta elbette olacak. Bu anlamda Allah'a iman insanların hayrınadır. İman eden bir kimse bundan elbette istifade edecektir. Fid dünya vel ahira, hem dünyada hem de ahirette. İnsan iman ettiğinde dünyada da bu gönül huzurunu netice verecektir. Ve in tekfuru, eğer inkar ederseniz, küfre düşerseniz, fe inne lillahi ma fis semavati vel ard, göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Ve kâne Allahu alimen hakime, ve Allah alimdir, hakimdir. Allah her şeyi bilir ve Allah'ın verdiği bütün hükümler hikmetlidir. Cenab-ı Hak layıkıyla kul olmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.